Biraz detaylarına bakacağız şimdi bu saldırının. Polis Akademisi'nden doçent doktor Mehmet Özkan konuğumuz. Çünkü Venezuela dikkat çekici bir ülke. Türkiye ile ilişkileri açısından da öyle. Amerika ile ilişkileri ya da problemli ilişkileri açısından öyle. Maduro özellikle. Veya işte bugün konuştuğumuz Filistin meselesine baktığımızda da birçok konuda öne çıkıyor. Bizden bir hayli uzak, size yakın. Çünkü çok uzun yıllar oralarda kaldınız. Nedir patlamanın detayları? Özellikle Latin Amerika basınında nasıl yankı buldu, nasıl yazıldı, çizildi? Oradan başlayalım. Şimdi Mehmet Akif, önce şunu vurgulayayım net bir şekilde. Aslında biz yani şu ana kadar ne olduğuyla alakalı net bir bilgimiz yok. Yani bir tane bilgi kaynağı var. O da Venezuela hükümetinin resmi bize açıklamaları. Onun dışında yani yerel gazetecilerin çok fazla bir şey göremedim. Ama tabii şöyle şunlar var. Genel Latin Amerika basınına baktığımız zaman yani Kolombiya'yı suçlamasının özellikle Maduro'nun insanlar gayet doğal görürler. Çünkü Venezuela'da herhangi bir ne olursa olsun her zaman Kolombiya'yı suçlar Venezuela. Sebebi de şudur. Kolombiya, Venezuela'da Amerika'nın kalesidir tabiri caizse. Yani en büyük askeri üssünün olduğu vesaire. İlişkinin gayet iyi olduğu bir ülke. Genel şey bu. Bir taraftan bazı muhalifler bunun bir kendisi tarafından yapılmış bir tehdit, bir türlü daha fazla kontrol yapılmış bir hamle olarak görüyorlar. Kimisi bunun içeriden bir etki olabileceğini düşünüyor ki ben de bu görüşü daha yakın duruyorum. Yani Venezuela'daki meseleleri anlarken ülke içinde yaşanan güç mücadelelerini devre anlamazsak kesinlikle durumu anlayamayız. Elbette Batı bir şeyler yapmak istiyor. Özellikle son 3 yıldır ambargolarla beraber ülkenin ekonomisi göçmüş durumda her anlamda. Yani ülkeye bugün gittiğiniz zaman marketlerde neredeyse ürün bulamazsınız. Gerçekten çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Arabanız bozulmuş olsa araba parçası bulamazsınız. Arabanız o şekilde yatar kalır. Ama içeride bir taraftan ciddi bir güç mücadelesi var. Bu güç mücadelesi muhalefetle Maduro arasında değil. Aksine Sosyalist Parti içinde, Maduro'nun ekibi içinde bir güç mücadelesi var. Yani askeriye bir tarafta, özellikle diğer tarafta Caballo, şu anki meclis başkanı, o aslında Chavez'den sonra bir nevi Maduro'nun yerine gelmek istiyordu. O bir güç blokunu temsil ediyor ciddi şekilde. Hatta birçoğuna göre ülkedeki ana güç o. Bir tarafta o kısmen askeriye daha yakın. Bir tarafta başkaları da var aynı şekilde o bölgede. Mesela eski Rodriguez ailesi vesaire. Dolayısıyla genel şeye baktığımız zaman aslında ciddi şekilde bir güç mücadelesinden bahsedebiliriz. Ve biraz da bu içle dışın kesiştiği bir yerde okumak lazım bu çatışmayı. Yani Venezuela'nın doğrudan dışarı suçlaması sadece biraz iç politika için bir malzeme. Biraz da ben bundan ciddi şekilde iç etkenlerin etkili olduğu kanaatindeyim. Çünkü ülke ciddi şekilde bir ekonomik krizde, bir sosyal krizde ve bir siyasal krizde. Ülkenin petrol üretimi %50 oranında düşmüş durumda. Ülkede neredeyse dolar yok. Resmi bolivar bile yok neredeyse. Yani bütün süreç bankalar üzerinden yürüyor. Halk şu ana kadar 4,5 milyon civarında tahmin edilen Venezuela ülkeyi terk etmiş durumda. 1,5 milyona yakını Kolombiya'da olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakamlar 900 bin civarında olsa da. Dolayısıyla bir nevi Venezuela yani o sonuçlar itibariyle bölgenin Suriye'si konuma gelmiş durumda. Evet. Yani Batı'da Venezuela istemiyor ama bir taraftan da yani çok fazla yapılacak bir şey kalmadığı için çünkü çok fazla opsiyonlar da kalmadı bir şekilde yani bir şekilde aslında oradaki bir değişim bekliyorlar. Şu anda bir değişim olmadı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Mehmet Özkan detayları aktardı. Devam edeceğiz.